Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. İyiyim diyeyim, iyi olayım inşallah. Biliyorsunuz uzun zaman oldu ben video paylaşmıyorum, çekemiyorum. Topluluğumda, Instagram'da sizlerle bunu paylaştım. Ve biraz düzelmeye başladım. Doktor ilacımın dozunu yükseltince biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Şimdi tekrardan acil olarak hastaneye geldik. Nakil aldığım hastane, ömrümü aldığım hastaneye geldim. Şu an doktoru bekliyoruz. Doktora gireceğiz inşallah. Şimdi ben burada kapatayım. Hastanede hemşireler gelip gidiyor hastalar. Rahatsızlık vermeyeyim. Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Evet arkadaşlar, ben hastaneden geldim. Hemen gelir gelmez üzerimi değiştirdim. Çünkü başörtümü falan, mantom, ceketim hep ıslandı. Çünkü Almanya, Hamburg'da burada ilk kar yağmaya başladı. Ve biz birazcık yürüyüş yapmak istedim. Giderken taksiyle gittik Ömer'le. Çünkü Hüseyin, İlknur, Ömer üçü evde ama bir tek baba işte, İbo. Ama çocuklarımın araçları var ama çocuklarla hastaneye gidemedim. Çünkü evde online çalışıyorlar. Bir tek Ömer boştaydı. Ömer de online çalışıyor ama Ömer boştaydı. Onunla gittim hastaneye ama dediğim gibi Ömer'in de aracı yok, ehliyeti yok. Çocuklar beni götüremedi. Ve hemen bir taksi çağırdık. Taksiyle gittik. Gelişte de Ömer'e dedim ki, Ömer dedim, ben biraz yürümek istiyorum. Biraz hareket etmek istiyorum. Çünkü günlerdir evdeydim. Tamam anne dedi. Bir de soğuk, bir de kar yağıyordu. Şu kar yağışını biraz hissedeyim istedim. Güzel oldu. Yürüdüm. Ameliyat oldum. Yani nakil aldığım hastaneden. Bayağı yürüdüm arkadaşlar. Bayağı bir yürüdüm. Bir yarım saat yürüdük. Artık kaç kilometre yapıyor bilemeyeceğim. Sonra Hüseyin'in işte pauzesine denk geldi. Teneffüs deniliyor Türkiye'de sanırsam. Anne ben gelip alıyorum dedi ve yarı yolda Hüseyin geldi aldı. Yarım saat 45 dakikalık bir pauzesi vardı. Teneffüsü hemen geldi, beni aldı ve eve geldik. Ama tabii ki ıslandım. Olsun can sağlığı ama güzel yürüdük. Daha yürüsem yürürdüm yani, eve yürüyerek gelebilirdim. Öyle güzeldi, heveslenmiştim yürümeye. İyi oldu. Gitmeden de ben ocağa yemek koydum. Dedim gelince hani şimdi yorgun olurum, telaş olur, bir şey olur. Geç gelirim vesaire, ben yine yemeğimi koyup gideyim dedim. Hastaneye de niye gittim arkadaşlar? Hastaneye biliyorsunuz ben ömrüm için aylık ilaç alıyorum ve esasında o ömrüm için aldığım aylık ilaç 6 ay almam gerekiyordu. Ama benim tedavim uzun sürdüğü için bu 1 seneye çıktı. Ve videolarımı ta ilk başlarında anlatmıştım. Verdikleri ilaç, damar yoluyla aldığım ilaç benim kiloma göre ayarlanıyor ve damlası 1 gramı yani çok pahalı. Yani bir 1000-1200 euro sadece bir damlası, öyle 1 gramı pardon, 1000-1200 euro. Yani düşünün, benim kiloma göre ayarlanıyor ve ben her ay gittiğimde 6 büyük şişe veriliyor bana. Artık miktarını siz düşünün, ben de bilmiyorum ama bir seansı bence bir 6-7 bin lira yapıyor. Yani bayağı bir yüklü para. Belki de daha fazladır, bir şey diyemeyeceğim. Ama bu benim 6 seansta. 6 seanstan fazla almam gerekiyordu. İyileşemedim. Böbreğimdeki virüs gitmedi. 6 aydan 12 aya çıktı benim tedavim. 12 ayda bu geçen sene, yani bir ay önce bitti, 12. ayda 2020'nin 12. ayında bitti. Hatta iğnemi alamadım. Geçen ay ben tedavi görmedim. Sizlere de söyledim. Gözümde olay olduğu için, hani gözüm karardığı için doktorum o damar yoluyla ömrüme ilacı veremem dedi. Çünkü belki gözün daha kötü olabilir, basınç yapabilir diye ve ertelendi. Ama onunla beraber
Neye hikmetse işte 12 seansta bitti arkadaşlar ve kren kasam yani sigortam hasta sigort yani sigortam bu ilacı karşılamıyor. Bir seans işte 12 ay karşıladık diyorlar hani 12 seans. Tekrardan yeni bir sözleşme yapmamız lazım. Yeni bir fetrak yapmamız lazım. Biz kağıtları falan toparlıyoruz. Doktordu, hastaneydi vesaire. Bunları kren kasamıza yani sigortamıza göndereceğiz. Bakalım orası ne diyecek? İnşallah onaylar ama hastanede beni ameliyat eden doktorum da dedi ki bu kren kasan yani sigortan karşılasın veya karşılamasın. Bu ayın 14'ü mü 17'sinde mi ne bir randevum var. İlacımı almam lazım. Çünkü geçen ay da almadım. Doktorlar korkuyor böbreğe bir şey olur diye atar diye. Çok korkuyorlar. Sigortan onu karşılasa da karşılamasa da buraya geleceksin şu tarihte şu günde. Yani randevu yaptı ve gelip alacaksın. Ama tabii ki bu arada kağıt işlemlerini de hallet yap. Yani biz Ömer'le o kağıtları almaya gittik doktordan. Doktor mühürledi, imzaladı. O kağıtları sigortaya göndereceğiz diye dizimden de aldık. Şimdi bunları toparlıyoruz ufak ufak. İbo hepsini kren kasa yani sigortaya verecek. Arkadaşlar çok uzattım kusura bakmayın. Böyle her şeyi detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü benim kanalımda birçok takipçim hani hep merak ediyor. Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor işler? Ne yapıyorsun? Tedavi nasıl gidiyor? Orada şeyler nasıl diye sorduklarınız için böyle uzattım. Kusura bakmayın. Bu böyle oldu. O yüzden gidip geldik ama gitmeden dediğim gibi ben böyle yemeklerimi yaptım. Bakalım gitmeden neler hazırlamışım ben. Valla arkadaşlar video çekmeyi de unuttum mu desem, özledim mi desem. Gitmeden şöyle hemen havucum yoktu ama patates, kuru soğan, şöyle domateslerin kabuklarını soydum. Birazcık pirinç, biraz kırmızı mercimek. Böyle güzelce kaynattım. Şimdi blenderdan geçireceğim onu. Gitmeden söndürdüm altını ama bir yakayım bir kokurdasın. Salçayla soğanla güzel kavurdum. Şurada da şöyle kıymalı bir iç hazırladım. Gitmeden yine kıyma, soğan, salça, baharat, lokma yapacağım. Şöyle hamurumu da gitmeden yaptım. Çok da güzel oldu. Kendine geldi hamur. Biraz daha dinlensin. Çok güzel kabardı. Böyle yani böyle pişiler yapacağım şeyden şu kıymadan bir de çorba ondan sonra bakalım yeter ya daha ne yapayım ki? Evet dediğim gibi arkadaşlar yeter bu kadar yeter Allah bereket versin. Ben kaç gündür yemek yapamıyordum yapıyordum ama yapıyordum ama hani pratik şeylere kaçıyordum daha çok. Bugün de lokma yapayım dedim çocuklara değişiklik olsun. Çocuklar online çalıştıkları için de sabah 7'de bilgisayarın, laptopun karşısına geçiyorlar. Akşam 4'e kadar ve hala oradalar, çalışıyorlar. Rabbim zihin açıklığı versin cümlemizin evladına. Arkadaşlar biraz oturayım, sizlerle sohbet edeyim. Bu videom zaten sohbet olmasını istiyorum. Çok mesajlar geldi sizlerden, hepinizden Allah razı olsun. Dualarınızı Rabbim niyetlerinizi kabul etsin. İnşallah Rabbim tüm hastalarımıza şahit ismiyle şifalar versin. Evet aniden rahatsızlandım. Rahatsızlanmamın nedeni bir anda kilo almam arkadaşlar. Bir anda kilom yükseldi ve 3 rakamlara çıktı. Evet bir anda hiç anlamadan 3 rakamı biliyorsunuz. Ve nefes alıp vermem çok zorlaştı. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Zor nefes alıp veriyordum. Uyku düzenim bozulmuştu. Rahat yürüyemiyordum. Ve çok kilo almıştım. Yani ayakkabım bile ayağıma zor geliyordu. Yürümek istemiyordum. Dışarı çıkmak istemiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hatta en son videom yeni yıl videosuydu. 2020'ye son yemeğimiz diye herhalde o videomun ismi. O videoda bile ben kendimi göstermedim. Çünkü
Bayağı bir rahatsızdım. Hep eşimi gösterdim. Eğer o videomu izlediyseniz. Öyle yani arkadaşlar, hemen doktoruma gittim. Baktı ki benim kilom almış başını gidiyor ve vücutta çok su olduğunu söyledi doktorum. Arkadaşlar sesim de kısık geliyor. Kusura bakmayın. Çünkü cidden yani aldığım ilaç mıdır nedir anlamadım. Beni böyle yorgun düşürüyor, halsiz bırakıyor. Yani çok dermansız bırakıyor. İlaç olarak da ne alıyorum? Sadece doktorum su hapımı, yani idrar hapını yükseltti. Ben 20 gram alıyordum. Şimdi 50 grama yükseltti ve birazcık iyi oldum. Çok şükür. İki rakamlı kiloma yavaş yavaş iniyorum. Yani eski kiloma geliyorum. Ama tabii ki eski kiloma gelesiye kadar beni çok yıpratıyor ve çok yıprattı. Öyle yani, o yüzden video çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tabii ki sizler hep söylediniz Emine Hanım, video önemli değil, senin sağlığın daha önemli. Tabii ki başta sağlık arkadaşlar. Sağlık olduktan sonra her şey oluyor. İşte benim sağlığım yoktu ve hiçbir şey yapamadım. Dışarı falan da çıkamadık. İşte bugün ilk defa hastaneye gittim. Tabii ki ara ara dışarı çıkıp yürüyüşlerimiz oluyordu diyor böyle. Hani evimizin etrafında, çevresinde gezip tekrardan eve geliyordum. Fazla yürüyemiyordum. Bugün ilk defa çıktım ve karın yağışıyla, herhalde o hevesle yürümek iyi geldi. Devamlı yürümek istedim ama Hüseyin yetişince yarım kaldı yürümemde. Öyle yani arkadaşlar, başka ne anlatayım? Buydu. Yani kilomun bir anda yükselmesi beni çok yıprattı. Elimi ayağımı kesti. Bir de tedavimi, ilacımı alamadım ben bu ay. Acaba onun etkisi de var mı diye düşünüyorum. Hani ömrüm için ilaç alıyordum damar yoluyla. Onu da alamadım. Belki onun da etkisi var. Doktora soruyoruz gerçi, bu ödem neden oluyor? Ya cidden elim ayağım şişti, yüzüm şişti, ayaklarım şişti. Resmen su balon gibiydi ya ayaklarım, yüzüm. Doktora sorduk neden bu böyle oluyor diye ve doktorum böbrek tam çalışmadığı için, biliyorsunuz benim böbreğimde sorun var, nakil aldığım böbrekte çalışmadığı için böyle vücuttaki su biraz 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 günlük, yani biraz 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 birikinti yapmış ve bu tabii ki birike bayağı bir 7-8 kiloyu buldu arkadaşlar. Üstümdeki su 10 kiloya doğru gidiyordu. 7-8 kiloyu bulunca tabii ki benim tıkanmalarım falan başladı. Baş ağrısı, tansiyon yüksekliği, hepsi birbirine bağlı. Böyle yani neresinden başlayayım? Daha şöyle bir şey, sanki demeyeceğim, o kelimeyi de demeyeceğim. Rabbim bundan kötü etmesin inşallah. Rabbim tüm hastalara da acil şifalar versin. Şimdi işte dediğim gibi bu ayın 15'i mi 17'si mi hastaneye gidip damar yolundan ilacımı alacağım. Bakalım hayırlısıyla. İnşallah daha iyi bir düzelirim belki. Ve aşı olmam gerekiyor arkadaşlar. Aşı da olamıyorum. Aşı yok. Bunu bana ameliyat doktorum önerdi. Lungen ensündür. Yani ciğer intihabı için. Yani ona şey deniliyormuş. Bronşit değil de zatüre aşısı olmam gerekiyor. Ben 4. 5. ayda sanırsam bir oldum hastanede. Senede 2 kere olmamız gerekiyormuş biz nakilli kişiler veya kronik hastalar. 5. ayda mı ne, bir vuruldum o aşıyı ben. Şimdi 12. ayda tekrar vurulmam lazımdı. 11-12. ayda, ama ne diyaliz yerinde ne hastanede ya da burada aşı sentrumları var. Oralara baktık ama aşı yok. Aşı kalmadı diyorlar. Eve geri geliyoruz. Bilmiyorum.
O aşıyı da olmam lazım. Benim için mühim çünkü. Böyle açıyı ayarlayamadım arkadaşlar. Diyorum ya sanki acemilik çekiyorum. Öyle yani. Şimdi aşıyı da bekliyorum. Tedavimi de bekliyorum. İlaç tedavimi. Beklentilerimiz çok bakalım. İnşallah hayırlısı olur benim için. Böyle arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Video çekmediğimden beri içimde bir şeydi hani yapayım çekeyim yani çekmek istiyordum video sizinle her günümü her dakikamı paylaşmak istiyordum ama dermanım yoktu yapamıyordum bunu ve çok üzülüyordum ekstradan üzülüyordum ve topluluğumda bir de Instagram'da bir yazı paylaştım ben bundan bir hafta önce sanırsam. Hani ben hastayım, beni merak etmeyin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Çünkü neden orada hakkınızı helal edin dedim. Çünkü ölümlü dünya arkadaşlar. Bizlere neyin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. O yüzden hani olur da bir daha görüşemezdik düşüncesiyle hakkınızı helal edin dedim. Ama ben YouTube sayfama da, Instagram'a da o yazıyı paylaştıktan sonra sizlerden anında hemen geri cevaplar geldi. Ne oldu Emine Hanım? Neyin var? Nasılsın? Gibi gibi çok yorumlar geldi ve ben o yorumları okurken çok ağladım. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Niye ağladım? Garipsedim. Yani beni bu kadar çok sevdiğinizi, beni bu kadar çok düşündüğünüzü biliyordum. Evet. O samimiyeti bana verdiniz ama bu kadarını beklemiyordum. Hala da YouTube sayfama veya Instagram'a hala mesajlarınız geliyor. Emine Hanım nasıl oldun bugün? İyi misin? Düzeldin mi biraz? Gibi gibi çok yorumlar. İyi değilim arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmiyorum. İnşallah da iyi olacağım ama şey yok kızım. Evet. Tabii ki ne oldu? İlknur ağlamamı duydu ve hemen yanıma geldi. Ben de tabii ki gizlemeye, saklamaya çalıştım ama yapamadım. Halbuki sessiz ağladım. Kendisi canlı yayında ama nasıl duydu anlamadım. Neyse o geldi. Biraz onunla biraz konuştuk. Öyle yani. Öyle arkadaşlar. Ama inşallah dediğim gibi Allah'ın izniyle iyi olacağım. Rabbim neylerse güzel eyler inşallah. Dediğim gibi hakkımızda hayırlısı. Böyle videolarım belki gecikebilir. Çünkü daha tam kendimi toparlayamadım. Bu videoyu ben özellikle sizler için çektim. Çünkü çok merak ettiniz. Ama önceden de dediğim gibi tabii ki dediniz ki videolar önemli değil. Başta senin sağlığın daha önemli. Evet ama o yorumlarınız bana geldikçe ben yani o dualarınız, yorumlarınız bana geldikçe ben okudukça hep ağladım. Hani niye ağladım? Da başta da dediğim gibi bu samimiyeti bana verdiniz. Evet ama bu kadarını beklemiyordum arkadaşlar. Rabbim hepinizin kalbine, göğününe göre versin. Bir de şunu söyleyeyim. Beni takip eden, severek izleyen takipçilerim arasında benden büyükleriniz de var. Benim ablalarım var. Çünkü bana hep kızım diye yazıyorlar. Kızım nasılsın bugün? Nasıl oldun diye. Bacım diyenler var. Kardeşim diyenler var. Bir tane ablam var. Gelin kızım nasıl oldun bugün diye yazanlar var. Bunlar veya ablacım diye bunlar beni çok mutlu ediyor arkadaşlar ve samimi söylüyorum gözlerim yaşlı okuyorum İbo'ya da hep söylüyorum İbo ben
Ne yaptım? Ne yaptım ki ben böyle güzel bir takipçilere, yani Rabbim karşıma çıkardı, benim takipçilerim oldu, benim ablalarım oldu. Bilmiyorum arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ederim cidden. Sizin gönderdiğiniz yorumlar, dualar beni çok motive etti. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin ve yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Sizlere sımsıkı sarılıyorum. Bunu söylemek istedim. Dediğim gibi benden büyükleri var. Ablalarım beni izliyor. Öyle yani. Başka ne diyeyim? Bu videom bu kadar olsun arkadaşlar. Ben biraz uzanacağım. İlknur'un dersinin bitmesini bekleyeceğim. Hamur işini beraber yapacağız. Zaten İvo'nun gelmesine yakın yapıyorum ben onları. Hep bir beraber, hep aynı elden yani beraberce yapıyoruz. Hüseyin geçti ya şuradan, beni şaşırttı, toparlayamadım kelimeyi. Değil mi oğlum? Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben onlar gelesiye kadar, yani eşim gelesiye kadar içeride biraz uzanayım. Videomu da burada kapatayım. Sizi fazla sıkmayayım. İnşallah videolarım gelecek. Biraz daha kendimi toparlayayım. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek dualar için hepinizin duasını Rabbim kabul etsin. Niyetinizi kabul etsin inşallah. Arkadaşlar bu aralar yorumlara dönemiyor. Beni yanlış anlamayın. Anlayışla karşılayacağınızı da biliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.